Her insan değişik bir insan. Aslında bence ilişki yaşamanın güzelliği sil baştan yeni bir insanı tanımak. Valla ilişkide şöyle bir şey Sabah. Şimdi sen iş hayatında biriyle çalışmak istemiyorsun. Sevgili arkadaşlar, ben Sabah Tümer olarak şu arkadaşımla çalışmak istemiyorum. Lütfen kendisinin işine son verin, yeni biriyle çalışalım diyebilirsin. Ama ilişkide yemiyor. İlişkide bambaşka bir çekim var. Bu ne yapıyor? Karşındaki insanla bir uzlaşma yolu bulmanı sağlıyor. Çünkü diğerinde kaçabilirsin Sabah. Annenle babanla bile bir yere kaçabilirsin ama aşkınla öyle bir çekim var ki o zaman kaçamıyorsun. Eşek gibi tabiri caizse uzlaşmak zorunda kalıyorsun. Ve ne yapıyorsun? İlişkilerde kendine dair çok şey öğreniyorsun. Ben bir gün, sen hatırlarsın o zaman, düşün ki bak sana geldiğimde ben ta Avustralya'daki kız arkadaşımı anlatıyorum Evet Sabah. ya, doğru Yani kaç söylüyorsun. yıl geçmiş üzerinden düşün. Daha artık 25 yaşında mıydım? 23 Sen de hep yaşında mıydım? kıtalar Neydi? arası yaşıyorsun Metin, bu Öyle aşkları. ama benim şöyle. Ben sınırsız sevdiğimi, sınırsız emek vermeye hazır olduğum için kişinin mali durumu, kişiliği, sıfatı, ülkesi, yani benim atıyorum Yunanistan'da da bir kız arkadaşım oldu. Avustralya'da da oldu. İşte Amerika'da da oldu. Yani farklı farklı şeyler. Ben hiç takılmıyorum. Diyorum ki kalbim neredeyse ben orada olurum. Bu kadar basit ve bir yolumu buluyorum. Yani Amerika'ya 6 saat içinde gittim. Yunanistan'a 1 saat içinde gittim. Avustralya'ya gidip bankta uyuduğum zamanlar da oldu. Bir kız Vav, wow, hadi arkadaşım gibi olacağım. ya. Tabii. Avustralya hikayesinde hatırla. O hikayede de gidiyorum. Havaalanından otele gidecek param yok. Oraya gittim. Öğrenciyim daha o zaman. Hiçbir şeyim yok. Bir de Doğru. Avustralya uçuşu 30 saat falan. Korkunç bir uçuş yani. Şimdi çok komik şu. Bir havaalanı ne beklersin? O zaman bizim Atatürk Havalimanı var. Böyle bir sürü kafe mafe var. Melbourne Havaalanı'nda ışıkları üstüme kapattılar. Ben böyle tek başıma havaalanındayım. Böyle terminal filmi gibi. İkinci gidişimde o kız arkadaşımın beyin tümörü vardı. Hastanedeydi. Hastanede tedavisi bitti. Bir sürü olaylar oldu. Birlikte hastaneden kaçtık. Gittik bir yer tuttuk. Korelilerin yanında kaldı. Kızın İyileşti kafası mi? kazınmış. İyileşti sonradan. Ay Bütün çok iyi. kafası kazınmış. Bana sarılıyor, ağlıyor. Ben ona sarılıyorum. Yani aslında bir sürü hikaye var. Ama güzelliği bu ya. Yani ben şunu söylüyorum. Hayatta yeterince gri şey var. Aşk bunlardan biri olmamalı. Aşk, evet. İşin bile bunlardan biri olmamalı Sabah. Aynen. Kırmızı olması lazım onların, böyle Tamam canlı ya bir canlı, diri diri. tabii. O yüzden bende mesela bir keşke yoktur. Vay efendim o olmasaydı yoktur. Ya o sırada bildiğim en iyi şeyi yaptım. Bana çok şey kattı. Benim bir tane Sufi hocam var. Bir gün deli ağlıyorum. Ama deli ağlıyorum. Böyle yılmışım yani hayattan. Bundan 15 sene evvel. Çok güzel bir laf etti bana. Dedi ki bugün beşeri aşkın acısını çekenler yarın ilahi aşkın amalı olurlar. Bak bu aslında bizim bütün bu aşk yolculuğumuzu çok güzel, basitlikle böyle dev dev kişisel gelişim kitapları falan değil. Çok net. Hepimiz bu yolda daha koşulsuz sevmeyi öğrenmek için bu yoldayız. Doğru. Kendimizi, başkalarını. Zaten kendimiz ve başkası diye bir şey yok. Her şey bir bütünlük içerisinde. Fizik artık bugün bunu söylüyor. Bu bir inanç değil. Biz de bu yolda yürüyoruz Sabah. Yani duvara çarpacağız. Bunu bilerek öğrenmedik ki. Tabii, Ya çarpa çarpa çarparsın. öğreneceğiz. Aynen.